Merhabalar, ben Muhammed Çumanoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli kadınlar, hayatınızdaki erkeğin sosyal medyada sizi aldattığından şüpheleniyorsanız, buna dair çok önemli bilgi ve tecrübeleri aktaracağım çok önemli bir video olacak. Öncelikle sevgiliniz sosyal medyada çok fazla aktifse ve siz onun hayatına girdiğiniz andan itibaren bile bazı şeylere dikkat dahi etmeksizin arkadaş eklemeye, yorum ve beğeni yapmaya devam ediyorsa, size göre çok açık saçık olan kadınların fotoğraflarını seri beğeniyorsa ve yorum yapmak için fırsat kolluyorsa, bu onun sizi aldattığı anlamına mı gelir? Gibi soruların cevabını bulacaksınız. Öncelikle şunu belirtmem gerek. Normal hayatta aldatma anlamına gelen bazı şeyler sosyal medyada da aldatmaktır. Ona sorduğunuzda bunda ne var ki cevabını alıyorsanız biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Hayatınıza giren erkek sizden çekinmeksizin eski formunu koruyor ve takip ettiği, konuştuğu ya da yakın bir şekilde ilgilendiği kadınlar hakkında "saçmalama, o benim kankam" ya da "onu mu kıskanıyorsun" gibi saçma sapan cevaplarla lafı geçiştirmeye çalışıyorsa, burada durup bir düşünme vaktiniz gelmiştir bile. Bence sosyal medyada aldatma iki türlü gerçekleşiyor. İlki, erkeğin niyeti olduğu halde sadece sosyal medyayla sınırlı kalan ve buluşmaya dönüşmeyen aldatmalar. Diğeri ise sosyal medyada da konuşup bunu gerçek hayata taşıyanlar. İlkini yapanlar bunu aldatmadan saymadıkları gibi, zeytinyağı gibi de üste çıkmayı da denerler. "O başka şehirde, ben başka şehirde, ne var bunda, onu kendinle bir mi tutuyorsun" gibi saçma sapan cevaplar verirler ama aslında "doğru diyor, ben ona güveniyorum" derseniz, yakında onunla görüştüğünü duyduğunuzda sinirlenir ve ona hesap sormaya kalkışırsanız, bu kez de size "ne var bunda, biz sadece arkadaşız, her buluştuğumda sevgili mi oluyorum sanki" cevabını vermesi zorunuza gitmesin. Bir kişi eğer aldatma niyetine girmişse bunu er ya da geç yapacaktır. Önemli olan bu tarz şeyleri gördüğünüzde yeterince ve sert bir şekilde cevap verip tekrarında asla o ilişkide kalmayacağınız mesajını vermenizdir. Aldatmış olması için erkeğin illa onunla yatması gerekmiyor yani. Bir de "ben bir şey yapmadım, o zorla yaptı" diyen erkekler var tabii. Cidden mizahın sınırlarını zorlayan tipler bunlar. Bu konuda aklıma gelen bir karikatür var. Erkek kadını aldatır ve kadın bunu görünce gerçekten çok sinirlenir. Erkek de "üstümüzde çok pis nazar var, ondan oldu" cevabını verir. Tam olarak bunun gibi bir şey işte. Eğer dediklerime katılıyorsanız videonun bundan sonraki kısmını izlemenizi tavsiye ederim. Yok katılmıyorsanız lütfen kalan kısmı izlemeyin. İşte sosyal medyada aldatan erkeklerin belirgin 10 özelliği. 1. Herkesin mi yoksa bazılarının fotoğrafını beğeniyor? Eğer herkesin fotoğraflarına beğeni ya da yorum bırakıyorsa bunda şüphelenecek çok fazla şey yok. Ama arada sırada beğeni ya da yorum yaptığı kadın hesapları varsa bunlara dikkat etmenizde fayda var. İlişkinizin durumuna göre bunu yorumlayabilirsiniz. Özellikle sevgili olduktan sonra tartışma dönemlerine denk gelen bu davranışları sizi şüphede bırakmak için yeterli bir sebep olmalı. Aranız her bozulduğunda bunları yapması sadakat konusunda bazı problemleri olduğunu gösterebilir. 2. Gelen mesajları sizden saklama eğiliminde mi? Bu konuda erkeklerde ve kadınlarda benzer durumlar söz konusudur. Özellikle onun yanında olduğunuzda gelen mesajlara heyecanlanıp ne yapacağını bilemiyorsa bir bit yeniği var demektir. Normalde telefonunu size veren erkek mesaj geldiği anlarda telefonu vermeyi reddedip değişik bahaneler buluyorsa dikkat etmenizde fayda var. 3. Mesaj kutusunda mesaj var mı? Özellikle kadının bakacağını bilen bir erkek asla telefonunda riskli gördüğü mesajları tutmaz. Bunu unutkanlığa da getirmez. Mesaj kutusundaki mesajlardan çekinmiyorsa genelde problem yoktur. Fakat istisnalar kaideyi bozmaz. 4. Baktığı gönderiye yorum yapıyor mu? Sosyal medyada konuşmanın, mesajlaşmanın aldatma olmadığını söyleyen erkekler olsa da bu tamamen yaptıklarını kamufle etmek istemelerinden kaynaklanıyor. Gerçek hayatta yanınızda başka bir kadına bakan erkek sizi nasıl sinir ediyorsa, gözünüzün önünde tanımadığı kadınların fotoğraflarına beğeni yapan erkek de aynı şeyleri sosyal ortama taşıyor demektir. Sosyal medya bağımlısıysa ve seri şekilde beğenme yapıyorsa bunda korkulacak bir şey yok. Ama nadir kişilerin gönderilerini beğenen erkek, ileriki süreçte o kişilere mesaj atma potansiyeline sahip olabilir. 5. Davranışları kişilere göre farklılık gösteriyor mu? Sevgilini sosyal medyada herkese eşit mesafede mi davranıyor yoksa fotoğraflarına gelen yorumlarda seçici davranıp bazısına cevap mı veriyor? Hangi sosyal medya adresi olduğunun bir önemi yok. Seçici bir durum varsa ve bunu görüp ona hesap sorduğunuzda sert bir karşılık veriyorsa, bu durumda dikkatli olmanızda fayda var. Bazı kişilere çok mesafeli davranıp tek bir kişinin yorum ve beğenilerini hiç kaçırmadan cevap vermek için
bahane arayan erkek tipine dikkat edin. 6. Birlikte çekildiğiniz fotoğrafları hiçbir sebep olmaksızın gizledi mi? Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Büyük bir tartışma sonrası fotoğraflarınızı silmeden gizlemişse bu iyi bir şey. Fotoğraflarınıza kıyamadığının işareti olabilir. Eğer bir tartışma yoksa ve son zamanlarda ilgisizleşmeye başlayıp sosyal medyayı aktif kullanırken birlikte olan fotoğraflarınızı aniden kaldırmışsa burada büyük bir problem var demektir. Kime ilgisi varsa onun bu fotoğrafları görmesini istemiyordur. 7. Gece internette olduğu halde size yazmıyor mu? WhatsApp, Instagram ya da diğer sosyal medyada gecenin geç saatlerinde hiç adeti olmamasına rağmen çevrem içi ise ve size yazmadığı halde başkasının fotoğraflarını beğendiğini gördüğünüz halde telefona bakmıyordum deyip yalan söylüyorsa o kişiyle alakalı bir ilgisi söz konusu olabilir. Tabii ki bu değerlendirmeyi yaparken önceki haliyle ve ilişkinizdeki problemlerle alakalı değerlendirme yapmanız daha sağlıklı olacaktır. 8. Telefonunu ortalarda bırakmıyor mu? Özellikle telefonuna yapışık gibi davranıyor ve her yere birlikte götürüyorsa, bırakın şifresini bilmeyi, her gelen mesajda tedirginleşip, her telefon çaldığında arayan kişiyle alakalı ''Ya arayıp durma be arkadaş, ne laftan anlamaz insansın'' gibi şeyler söylüyorsa, sonra bakarım diye üfleyip püflüyorsa telefonun şifresini es kaza öğrenseniz bile hemen yeni bir şifre koymayı kendine görev edindiyse dikkatli olmanızda fayda var. 9. Başkasına gönderme yaptığını düşünüyor musunuz? Paylaştığı fotoğraf ya da metinlerin sizle alakası yokken sanki başkasına bir gönderme yapıyormuş gibi şifreliyse ona sizle olan alakasını sorun. Verdiği cevap ikna ediciyse peşine düşmeyin. Fakat lafı değiştirip garip garip cevaplar vermeye başladıysa dikkatli olmanızda fayda var. 10. Hisleriniz sizi aldattığını söylüyor mu? Çoğu kadın aldatılacağını ya da aldatıldığını hisseder ama bunu kendine konduramaz. Kadınların bu konudaki hisleri eğer geçmiş ilişkilerinde yaşadıklarını içeren korkuları içermiyorsa genelde doğru çıkıyor. Onun hareketleri son zamanlarda çok fazla değiştiyse ve bunun ardında başka bir şey olduğunu düşünüyorsanız belki de korktuğunuz başınıza gelecek. Bu söylediğim 10 davranışı ilişkinizde gözlemliyorsanız hemen ondan ayrılın demiyorum ama ilişkiyi yaşayacak olan sizsiniz. Flörtöz ya da yakın zamanda sizden ayrılıp başkasına gitme potansiyeli olan bir erkek konusunda ilk yapmanız gereken şey kanıtlarla hareket edip gerçekten bunu doğruladığınızda yeterli bir sertlikte cevap vermek olacaktır. Sevginize yenik düşerek hemen onu affetme hatasına düşerseniz onun için bunu tekrarlamak çok daha kolay bir hale gidecektir. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu video size bir şeyler kattıysa beğenmeyi ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.